Friday. Nevin bak bu senin gibi yapıyor. Vallahi yemin ederim var ya nasıl güzel yapıyor. YouTube kanalımıza YouTube kanalımıza abone olmayan var mı? Olmayan varsa hemen olabilir. Abdullah abimiz geldi, Kaan geldi. Herkes sizi soruyor bu arada. Şöyle göstereyim. Çok güzel gözüküyorlar. Amin amin inşallah. Elvan Hanım teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, canlı yayın açtık böyle. Ay reçel yapacağız mis gibi. Bakın hiç ilaç yok. Bunları bir hanım evinin bahçesinden kendisi elleriyle topladı. İlaç olsa zaten direkt böyle yıkamada yemeyiz. Evet yiyemeyiz. İlaç çünkü zehirliyor. Allah korusun hasta yapıyor insana. Hemen şimdi koyuyorum şop yere. Hafif de böyle mayhoş. Hemen festivalden sonra yapıyoruz. Festivalde kalmaz ki. Festivalden önce festivalde. Ya festivale gelenler kara dutu alabilir. Dut reçelimiz. Evet dut reçelimizi hemen. Kara dut reçelimizi hemen alabilirsiniz. Yarın yapıyorum ben bunu. Yarın sen gelene kadar bu pişecek. Hemen pişecek. Ben 20 için sana gideceğim. Baklavalar hemen pişecek. Yani gel. Ezdin mi ayağını? Aynen. Çünkü sabah çok erken başlamamız lazım bizim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bakın festivaldeyken bile çalışıyoruz. Durmak yok yola devam. Yok ne? Sadece seni görmek. Kaan Bey ile Abdullah Bey'i görmek isteyen varsa parmak kaldırsın. Sizleri merak ettim. İnekleri sağma gidiyorum beni göremezsiniz. Nasıl? İnekleri sağma gidiyorum. İnekleri sağacakmış. Abdullah abimiz. Ben de video çekiyorum, ben de göremezsiniz. Ali Bey, bunların şeylerini yapacağız, reçellerini yapacağız, alabilirsiniz. Tabii. Ekşi mi istiyorsun Kaan tatlı mı? Bak, biri demiş ki Kaan'ın da saçları da Elvis Presley gibi olmuş. Ya tabii ki de yani. Kimin kocası? Hem video, hem YouTube videosu çekiyor, hem tutuyor. Nasıl? Bir tane daha yiyebilirim. Bence yani hiç kalmamalı. Bir tane bu. Daha verim getirdiğinizin yerine daha fazla yedirmem. Hiç kalmaması lazım of, bu reçellerin. Büyük deniyor yani. Bunlar dut reçelinden ziyade dut. Ya marmelat gibi oluyor. Marmelatı gibi kalmıyor. Bir şey sonuçta bence. Sonuçta dut çok hassas bir şey. Evet. Dağılıyor. Ama. Evet bence alın çok çıkmayacak. Yok çok olmayacak. Çünkü dut saran çok fazla var. Ben bu sene var ya yırtındım. Lütfen dedim ne boşum ne olur dut bulalım dut bulalım. Doğal bir yerden bulalım. Ablamız başka bir köyden, başka bir ablanın şey evinden aldık. Yani öyle aynen, değil. Aynen evinden aldık. Yani pazardan alma yok. Değil. Direkt şey yapabilirsiniz. İçiniz gönlünüz rahat olsun. Taze taze gittik şimdi aldık. Evet. Yani. Aynen. Hemen bitsin satalım. Ham incirlerimiz duruyor bu arada. Alabilirsiniz ham incirlerimizi. Gelincik ham incirler de çok aşırı değil. O da sınırlı yapabildik. Evet. Çok çabuk. Çok sıcak olduğu için çok çabuk sertleşti. Aynen. Da yani kadar. Daha yapamayacağız evet. Maalesef. Büyüdüler çünkü hemen. Evet arkadaş Kaan Bey şu anda çalışıyor. Allah gitti. Kaan Bey şu anda zarara soktu bizi cevizimizi düşürdü. Ay baklavamızın şeylerini yedi cevizlerini. Yani ben böyle bir rezillik görmedim dermiş ama kendim de yedim. İşçiye yok mu yani? Şey ki, baksana. Göz hakkı denen bir şey yere var. Yere düşeni kim yedi? Aa, kim yedi yere düşeni? Kedinin bak, de ceviz yediği görün. Bak düşünün doğallığını, doğallığını görün. Direkt kedi yedi. Kapattın mı canlı yayını? Evet kapattım canlı yayını. Bütün takipçilerime buradan sesleniyorum. 25-28 Nisan. İzmir Bayındır PTT yanındayız. Bakın PTT'nin çiçek yanındayız. Festivalini çiçek festivalindeyiz. İzmir Bayındır Çiçek Festivali'nde olacağız. PTT'nin yanı not alın. Kağıda not alın. Şimdi tekrar ediyorum. 25-28 Nisan İzmir Bayındır Çiçek Festivali PTT yanı. Şehirden köye göç. 24 olarak oradayız. Gelin buyurun. Fotoğraf çekilmek serbest. Sohbet shop, sohbet muhabbet şahane. Bu sefer büyük bir yer kiraladık. Çünkü orada biliyorsunuz sığışamıyorduk bir türlü yani çok şey geliyordu. Allah gözlerimiz. Toprak aşkım. Ani yiyorum. Mutlaka bekliyoruz hepinizi gelin. Ani yiyorum. Ya aşkım.
yiyebilirsin. Bu arada dut reçellerini de yarın yapacağız. Çok fazla olmayacak. Çok fazla dut soran vardı. Ham incir reçelimiz, gelincik reçelimiz ve dut reçelimiz tamamen bu senenin yeni mahsulü. Ham incir reçellerimiz daha bitmedi. Bitirirseniz çok seviniriz. O zaman festivalde görüşürüz. Bunları içine mi atalım dışarı mı? Dışarı buraya at. Nereye? Tabii buraya masa yapalım. İçine olur mu? Nasıl da sen? Dünyanın çocuklarına emanet etti, biliyorsunuz değil mi çocuklar? Ne kadar değerli bir atamız var değil mi? Ne kadar şanslıyız. Bütün çocuklara armağan etmiş bayramımızı. Ya. Şimdi siz de heyecanlısınız değil mi? Okulumuza gidiyoruz. Köy okulumuza gidiyoruz. Ben çocuklara küçük bir orkestra hazırladım. Onu izleyeceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Ben şef olacağım için yüzüm dönük olmayacak size. Artık kusura bakmayın. En çok beni işte, ben daha güzel yapıyorum. Tamam. Oğlumun bu arada ilk gösterisi, o yüzden ekstra bir heyecanlıyız. Adacığımız artık büyüyor. Ada artık 19 Mayıs'a doğru değil mi annem? Sen artık 19 Mayıs'a biraz daha fazla yakışmaya başladın. 19 Mayıs'a mı? Evet, 23 Nisan biraz artık sana küçük geliyor. Ay, 19 Mayıs'a. Hadi bakalım, okula geldik, kalabalık başladı. İyi seyirler diliyoruz. Anne, ben az önce İzzet Umut'un gibi duydum. Heyecanlı mısın Ata? Evet. He? Şu an şunu sorayım. Annem nerede? Annem geliyor. Hocam günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun.
23 Nisan, evet. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bütün çocukları kutluyoruz. Evet, buradan bütün çocukları değil, bütün Türk vatandaşlarını kutluyoruz. Evet. 23 Nisan 1920, atamızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığı ve bu bayramı da çocuklara armağan ettiği günün 104. yıl dönümünü bugün idrak ediyoruz. Okulumuzda gördüğünüz gibi böyle güzel bir şenlik havası var. Hazırlıklar yapılmış. Hazırlıklar yapıldı. Bir haftadır hazırlıklarımızı yaptık. Gayet güzel bir gündeyiz. Güneşli bir gündeyiz. Hepimiz mutluyuz. Misafirlerimiz, velilerimiz burada. Bayram bizim için de özel. Atanın ilk gösterisi olacak. Evet, evet. Atanın ilk okula gittiği bayramı. Evet, değil mi bu? Aynen. Ne güzel. Güzel güzel de giyinmişler. Şu pembeliler değil mi? Evet, oradalar. Çok tatlılar. Merak ediyoruz bakalım, izleyeceğiz. Onlar da şimdi yürüyüşe gidecekler. O zaman ben sizi yürüyüşe davet tamam. edeyim. Birlikte tamam. gidelim. Tamam. Haydi tamam. bakalım. Hocam, her yerdesiniz. Çocukları çok güzel hazırlamışsınız. Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de çok güzelsiniz. Bu anları ölümsüzleştiriyorsunuz. Evet, çok teşekkür ederiz. Bizim öğrenmenin ilk gösterisi. Evet. İlk heyecan. Değil mi? Büyüdüğünde izlesin işte. Efendim? Büyüdüğünde izlesin gerçekten bugün. Gerçekten öyle. Çok güzel anı kalıyor sayenizde. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Arkasında çok neşeliydim. Sonra bir kız arkadaşlarım oldu. Siz hepiniz utanmaya başladınız. Evet, Amerika'dan çok değerli bir takipçimiz. Kendisi Güven Bey. Güven amca olduk artık. O şekilde. Amerika'dan geldi takipçimiz. Öğrencisiyle beraber. Dedi ki ben dedi çok yıllardır dedi köy okulunda bir 23 Nisan'a katılmamıştım. Çocukluğumu hatırlamak istiyorum. Ben de kendisini davet etmiştim. Buyurun gelin. Çok teşekkür ederiz. Çok mutluluk ve gurur duyduk gelmenizden. Çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun kaldım. Çok mutlu oldum. Bir de Atay'ı görebilsem. Ata birazdan gelecek. Rahatsız etmeyelim. O bildiğini yapsın. Sevdiniz mi bizim bu köyleri? Efendim? Köylerimizi sevdiniz mi? Sevmez olur muyum ya? Burası benim memleketim. Üstelik yani ben bu köylerde büyüdüm. Anlatayım size. Babam Milas'ta marif memuruydu. Babamın Milas'ı tayin ettikleri zaman Milas'ın 48 köyü var ve hiçbirinde okul yok. Ya da bir iki tanesinde. Babama 10 köy parası veriyorlar. Git diyorlar bunlara okul yap. Bazı köy, o zaman babamla beraber gidiyorduk. Ben küçüğüm, 6 yaşlarında filan. Bazı köylere yol yok, at sırtında gidiyorduk. Bazı köylere babam jip kiralıyordu şoförüyle. Jiple gidiyorduk. Babamın köylülerle yaptığı pazarlık şuydu. Bakın diyordu, şu dağdaki taşları toplayıp getirin. Şu ormandaki ağaçlardan keresteyi yapın. Ben size betonla demir getireceğim.
Bu şekilde 10 köy parasıyla 48 köye okul yaptı. Rakamlar belki biraz 5 aşağı 5 yukarı ama sondaki hikaye buydu. Ve o Maarif Müdürlüğü'nden falan, aa bak kim geldi ki? Evlat, ne kadar yakışıklı, ne kadar güzel. Küçük güven işte, ben böyleyim. Otur. Tabii. Bak merhaba de. Bak abi gelmiş, Amerika'dan çok gelmişler. Çok cici. Bana geçen gün dedi ki, aynı dedi, ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Neden? Çünkü İngilizce öğrenmek. Gelsin. Bak ne yapalım biliyor musun? Olur mu? Şeyde, bu televizyonda neyse, bu kompütürde oturalım her sabah yarım saat İngilizce çalışalım. Olur mu? Yapar mısın? Sen bana telefon et, ben hemen kalkar seni istasyon yaparım. Olur mu aslan? Tamam, hadi gidelim. Hadi yakışıklı. Programı sunuyorum. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma, söz korosu, ana sınıfı modern dans gösterisi, şiirlerin okunması, 5, 6 ve 7. sınıfların dans gösterilerinin yapılması... Bir mikrofon tutsaydınız kendisi, sesiniz az geldi. Ya işte, evet. Ama sonra mikrofonunuz olması lazım. Evet işte onları bak, o kadar artık, yani buna şükür. Tamam hadi fotoğraf çekin geleceğiz. Önde borcular vardı. Hoşçakalın, direkt güvenli üstüne gidiyorum. Gel. Abi elinize sağlık, valla çıtır çıtır olmuş. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu videomuzu da çocuklarımıza adayalım. Evet, çok teşekkür ederiz. Bana da böyle bir fırsat verdiği için müdürümüze, hem çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben de ona ayrıca. İyi ki varlar. Güzel bir tören oldu. Evet, çok güzel bir tören oldu. İçimize çok sindi. Siz de beğenmişsinizdir inşallah. Evet. Hop. Biz şimdi misafirlerimiz var. Evet, misafirlerimizi ağırlayalım. Ondan sonra biz artık yavaş yavaş festival hazırlıklarına başlıyoruz.
Perşembe mi başlıyor? Evet, perşembe ve pazar günü mutlaka bekliyoruz. Çiçek ama festivali, en güzel de perşembe, cuma günü en boş olduğu sakin, zaman. Sakin, sohbet edebileceğimiz vakitler. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Burayı çok güzel yaptınız. Televizyonda izliyordunuz, şimdi bir canlı görün. Tabii tabii tabii. Bakalım hangisi tabii daha güzel. İkisi de güzel, ikisi de güzel. Çok güzel, çok hoş yaptınız. Bak şimdi. Tek verecek bunlar hatıra. Senin projelerini yaparken bazen çok daraldığını görüyorum. Bu tarafa mı gideyim, bu tarafa mı gideyim, evet, bunu yapayım, bunu yapmayayım. O zaman senin beyninin ne şekil aldığını görüyorum. Ben sana göstermek için bunu getirdim. Bunu stres alırsın, böyle sıkınca. Stres dolu. İşte dersin benim beynim. Bunu bir çıkarsana. Bu çıkmıyor galiba. Yok. Çıkıyor, çıkıyor. Çıkıyor mu? Böyle duracak. Ha, böyle mi duracak? Evet, Hacım, buradan yapacaksın. Bak, bence çıkıyor ya bu. Parçalanmaz mı? Yok yok, öyle yapıyorlar gitti onu. Daha... Bu benim çok hoşuma gitti. Senin var mı böyle? Ay, al ay, bakalım. Ay. Al bakalım. Harika, teşekkür ederim. Ondan sonra 23 Nisan geçen hediyesi gün ya sizi pizza keserken gördüm bıçakla. Evet. Bıçak, evet, doğru. Bıçakla pizza kesilmez. Aynen kesilmez, doğru. İşte biz köy yerinde olunca da böyle. Estağfurullah. Bunu alacaksın zıt zıt. Ay çok teşekkür ederim ya. Ya demeyin, demeyin, demeyin. Ama ben demeyin, çok mutlu benim oldum. Hele şuna çok duygulandım. Benim için çok ben güzel. Geçen gün rende yapmıştım böyle. Bir şeyler yapıyordum, rendeliyordum. Kereviz rendeliyordum. Çok üzülmüş. Güven Bey demiş ki ben demiş ona demiş böyle bir aparat getireyim. Bildiğim bir şey var. Bunu böyle yapıştırıyorsun altını aşağıya. Ondan sonra bunu böyle takıyorsun. Bunu da üstüne koyuyorsun. Yani yiyecekleri koyuyorsun. Daha sonra bu şekilde. Sonra bunu böyle manuel bir şey bu. Döndürünce rende çıkıyor. Evet, döndürüyorsun. Çok iyi. Ve rende çıkıyor yani hiç uğraşmadan. Ben çok teşekkür çıkar, ediyorum. Çıkar buluş makinesine at. Kıyma makinesi gibi. Evet. Adacım da bize pek yüzlenmedi. O birisine kızdığı zaman ya birisini sevmediği zaman böyle yapacak. Ay çok güzel. Tamam. Harika. Bu da, bu da senin için ay artık yoruldum bittim diyeceğim. Bana sinirlendiği zaman bunu sıkıp. Bence de bu çok mantıklı bir şey. Sağını kulak. İşte o kadar. Ay, çok sağ olun, teşekkür ederim. Ediyoruz. Sağ olun ya, bu benim favorim şu anda. Fasulye mi açacaksın? Fasulye, salatalık, domates sardıracağız. Siz yolda olduğunuz için bizim son videoyu görmemişsinizdir. Yok, görmedim. Daha yeni koyduk. Yok, daha yeni yaptık bunları. İnşallah bakalım bu sene sebzelerimizi şey yapacağız. İşte burada domatesler, oraya salatalıkları yapacağız. Şimdi Kaan'ın bir kazma makinesi var. Ondan her yeri kazıyor. Evet. Bu kullanışlı oldu bize. Tabii, kullanıyoruz. Tabii nefis bir şey oldu bu. Hem köyde hani ıvır zıvır işler için. Eskiden ağır şeyleri kendin kucaklayıp taşıyordun. Evet, şimdi bir de bu, şu bahçeyi çapa yapmak çok zor oluyordu. Biliyorum. Ben gönderecektim sana. Benim makine gibi aynısı var. Fakat seninki benimkinden çok daha iyi. Benimkini sadece iki taraf, bir taraf da bir taraf da iki bıçağı var. Seninkinin dört tane falan, seninki çok daha güzel. Yani işimi çok kolaylaştırdı. Tabii. Hemen 10 dakikada, 15 dakikada. Biliyorum. Anneciğim göğsünde, koynunda ipek böceğinin yumurtalarını saklardı. İşte 20 gün sonra falan yumurtalardan böcekler çıkardı. Böcekleri çıkarınca bir odanın içine bir masa sererdi ve bu dut yapraklarını toplardık, biz getirdik. Evet. O böcekler büyüyünce bu dut yapraklarının yiyişlerinin sesi nasıl biliyor musun? Çıtır 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 yerler. Büyüdüler, büyüdüler, büyüdüler. Sonra annem babama ipek pantolon yaptı bundan. Allah Allah. Yani yaptırdı. Evet, evet. Kozalar bilmem neler, bir sürü işi var bunun. Onlardan bu çok... Ama onun böceğini siz yetiştirdiniz. Annem yani bu şeyini, tohumları bir yerden alıyorsun. Evet. Bir yerde sıcak. Hani senin bu yumurta, tavukların yumurtası evet gibi. Oradan kurt çıkınca bir masanın üstüne yayıyorsun ve yedikleri bu.
Sonra iplik mi çıkarıyor? Ondan sonra koza yapıyorlar. Aha. Kozaların içinde kelebekler var. O kozaları kaynar suya atıyorlar. Oradan ipi çekiyorlar. O ipi sarıyorlar. İp işte bir yere gidiyor, dokunuyor. Dokunduktan sonra terziye gidiyor. Terzi kıyafet kesiyor, oluyor. Kesiyor, biçiyor. Ne yapıyor? Ne kadar kıymetli, değerli değil mi? Çok güzel. Şimdi bulunmaz herhalde. Yok. Yani kim yapar? Kim yapar bunu bilmiyorum. Ya, İlla ki vardır da. Bursa'da filan herhalde yapıyorlardır. Evet, çok güzel. Bu zeytin yeni dikmişin. O küçük, evet, o bize güzel. İlk geldiğimizde hediye geldi. Güzel. Bayağı işte şu fidanlarımız biz köye göçünce almıştık. Onlar inşallah tutacak. Onlar tuttu, bayağı büyüdü onlar artık. Aksilik olmazsa yaşarlar ama tabii biraz iç içe girdiler yani. Olsun, bahçe olsun, küçük olduğu için. Olsun. Benim bahçede var onlardan. Şimdi evden yüksek şey oldu. Duvar oldu. Yürü amca, seni bir tanıtalım ya. Sen nereden geliyorsun? Kimsin? İnsanlar bir merak edecek şimdi. Milas hikayesini anlattık. Ben Milas doğumlusunuz. Sonra Ankara Fen Fakültesini bitirdim. Sonra Amerika'ya gittim. Orada işte tıp fakültesini bitirdim. Orada da doktoramı yaptım. Sonra orada askerliğimi yapmaya döndüm buraya ama beni alay ettiler. Dediler siz orada yapamadınız, ondan mı döndünüz? Ben de döndüm gittim. CT makinesi vardır şimdi bütün hastanelerde. Onu yapan şirket vardı, EMI Medical. Ben orada çalıştım. Onun Amerikan malı olan yeni serisini biz yaptık. Orada pek çok hesapları o makinenin ben yaptım. Ondan sonra GE, meşhur şu sizin çamaşır makineleriniz, bulaşık makinelerinizi yapan GE bizim patentimizi çaldı. Biz onları mahkemeye verdik. Bize 36 milyon dolar verdiler, 1976 doları. Ve bizi kapattılar. Ben de o zaman Oak Ridge Milli Laboratuvarı'na gittim. Oak Ridge, Oppenheimer filmini görmüşsünüzdür. Orada uranyum, plütonyum biriktiren bir laboratuvar, İkinci Dünya Savaşı sırasında. O zaman Albuquerque'ye gönderiyor. Oppenheimer'da diye bir fizikçi, evet, şey yapıyor. Ondan bomba yapıyor. Bombayı da Nagasaki ve Hiroşima'ya attılar. Ben orada 23 sene çalıştım. Çok şey öğrendim, çok şey yaptım. Sonra teknoloji transfer diye bir konu çıktı ortaya. Oraya biraz değiştirdim ben kariyerimi. Teknoloji transfer manası şu: profesörler araştırma sonunda bir sınai mülkiyet elde ederler. Biz o sınai mülkiyeti koruruz patentini çıkararak ve sınai mülkiyetin ticaretleşmesini sağlarız. Mesela bir örnek vereyim. Sizin şu su şişesinin etiketinde bir barkod vardır. O barkod bizim üniversitenin malıdır. Üniversiteden çıkmıştır. Suni. Ondan sonra erkeklerin prostat derdi vardır. O prostatı teşhis edebilmek için kanda bir antijene bakarız. PSA diye. O testin icadı bizim üniversitede yapılmıştır. Senede 400 milyon dolar araştırma bütçemiz vardı. Ben onu 800 milyona çıkardım. Bu şekilde bize gelen icatların sayısı da arttı. Lafı uzatmayayım. Bir gün o zaman başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la karşılaştım. Dedim ki Türkiye'de niye olmuyor bu? Onunla beraber Türkiye'de 40 üniversite 10 sene 400 milyon liralık bir proje başlattık. Şimdi 40 üniversiteyle çalışıyordum. Covid bizi çok fena vurdu. Evet. Ben her ay 10 gün Türkiye'deydim, 20 gün Amerika'da, 6 sene falan böyle çalıştım. Covid gelince her şey bitti. Şimdi yeniden geldim. TÜBİTAK Başkanı ile temasa geçtim. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım inşallah olur. Evet. Oak Ridge'deyken son olarak sana çok önemli bir şey söyleyeyim. Şimdi artık gizli değil. Ruslarla, o zamanki Sovyetlerle pazarlık yaptık. O pazarlığı yapan ekipteydim. Ve Ruslardan 4500 tane atom bombası başlığını taşıdık uçaklarla. Allah Allah. Tennessee'ye taşıdık ve Tennessee'de kuyuların içinde mavi Cherenkov ışını çıkaran
atom bombaları var orada. Onlar tabii hiçbir zaman kullanılmaz. Orada nere yani? Nasıl? Nereye taşıdınız? Kuyunun içine. Türkiye'de mi? Tabii Türkiye'de, Kazakistan'dan. Knoxville Havaalanı ömründe C-5 uçaklarını görmemiştim. C-5 uçağına sizin şu evi yükleyebilirsiniz. Hadi ya. O kadar büyük. Tabii bu radyoaktif maddeleri korumak için çok miktarda kurşunla sarmak lazım. O zaman çok ağır oluyor. C-5'ler Knoxville'e hiç inen uçak değildi. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin C-5'lerle aylarca taşıdık. Ve 4500 nükleer başlık bizim elimizde şimdi. Ama Ruslarda belki 3000 tane daha var. Evet. Bizde de 16000 tane var. Nasıl ölçeceksen inşallah kimse kullanmak yoluna gitmez. Evet. İşte eski Sovyetlerde onların bilim adamları kara tarafa düşmesin diye, kara taraf Kuzey Kore, İran, Al-Kaide öyle yerler, bizim Amerikan Dışişleri Bakanlığı'yla uyguladığımız bir çalışma vardı. Onlarla 20 sene falan çalıştım. Hala da çalışıyoruz. Peki şimdi Amerika'da mı yaşıyorsunuz, tabii, Türkiye'de tabii, mi? Tabii yok, Amerika'dayım. İşte bu TÜBİTAK'la görüşmeye geldim. Ondan sonra sizlere ziyarete geldim. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Ondan sonra buradan İstanbul'a gideceğim. Hala bir şeyler yapmak için mücadele ediyorsunuz. Yapmak için değil, yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Evet. Yapmak için mücadele değil, yapıyoruz. Evet. Oluyor, olacak yani. Ben Türkiye'ye şu mesajı vermek isterim. Eğer dinleyicilerini izliyorsa. Amerika eğer Kasım'da istemediğimiz şeyler olursa, o meşhur demokrasiyi seven, etrafa hürriyet dağıtan Amerika kalmayacak. Çünkü Trump öcü almak için geliyor ve Trump ben diktatör olacağım diyor ve her şeyi yakıp yıkacak. Bir daha da Amerika'da seçim falan görmeyeceğiz. Ben onu Türkiye ile karşılaştırmak istiyorum size. Türkiye'ye Atatürk öyle bir demokrasi, öyle bir cumhuriyet kurmuş ki, bak şimdi çocuklarının 23 Nisan bayramından geliyoruz. Amerika'da böyle bir kök yok. Buradaki kökler bizi ilelebet bu cumhuriyeti idame ettirecek. Kim gelirse gelsin, kim giderse gitsin, Türkiye'ye bir gün çok iyi insanlar, çok iyi ekipler gelecekler ve dünyanın yıldızı olacağız. O kadar parlayacak ki aydan yahut da uzayın öbür ucundan beri bile Türkiye'yi görebileceğiz. Onun İnşallah. Için hiç ümidinizi bozmayın. Evet. Hiç kırılmayın. Türkiye çok iyi bir yolda ve yakında o değişiklikleri bekleyin. İnşallah. İnşallah. Ayakta kaldınız. Gelin yok, oturalım yok. Orada muhabbete devam ederiz. Biz çok mani olmayalım. Hayır, rica ederiz. Sağ olun. Burada hanımların atölyesi. Burada paket yapılıyor tabii. Tabii. Sadece kargoları tabii. Yapıyorlar. Evet, kargolarımızı sadece tabii. Burada yapıyoruz. Tabii, burada güzel. Muhafaza ediyoruz çok işte. Güzel. Bunlar tarhanalarımız. Evet, tarhanalarımız. İşte reçellerimiz, ballarımız. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ siz beni tanımıyorsunuz ama ben sizi çok iyi tanıyorum ve seviyorum. Tabii tarhana almaya geldim. Yeni tarhana buldum. Bu kızılcık herhalde. Evet, kızılcık. Aynen. Altı normal de var. Biz onları hazırladık evet. Hepsini. Ha. Şöyle. Ben normalinden alayım. Tamam. Normal. Kızılcık ben olan ekşi oluyor biraz daha. Benim için. Bir de ben İzmir'de bir dostlarıma gidiyorum. Ben onlara söyledim. Sizin numaranızı falan verdim ama şu ince reçeliyle gelecek reçelinden götüreyim de tanısınlar. Sizi tanısınlar. Ondan sonra inşallah ısmarlarlar. Evet, çok yakın İzmir'de. Evet. Şam İncir'de bu arada bu. Şey tamam. Demiştik ya bak evet, böyle. Evet. Kahvaltıda yiyeceğim ben onu. Gelincik açalım. Lütfen. De çok istemişti Güven Bey ama erişteydi artık inşallah. Ben bir şeyler götürmek istiyorum. Yani bavula koyabileceğim. Kekik koyabilirsiniz. Ne bileyim ıhlamur mesela. Yani koyabileceğim ama işte onları nasıl koyacaksınız ya? Zor olur. Uçakta falan. Şimdilik ayağım alıştı ya. Evet, ayağınız alıştı. Artık bir dahaki sefer bekliyoruz. Yusuf'u sizi getirir. Seve seve her zaman. Yusuf'um.
Bunu aramızda koyalım. Yusuf'a emanet. Yusuf da bu arada yazılım mühendisi değil mi? Evet, tabii, yazılım mühendisi. Siz Amerika'dan mı tanışıyorsunuz? Tabii, şeyini göstersene. Atatürk'ün resmini göstersene. Atatürk'ün resmi. Amerika'da tanıştınız herhalde. Evet, Amerika'da tanıştık Güven amcayla. O gün bugündür tanışıyoruz. Sağ olsun. Ona eşlik ediyorsun. Evet, her zaman. Poşet alayım. Bu arada bakın Yusuf da Muğla'lı sayılır, değil mi? Aynen, Muğla'lıyız aslında. Muğla Köyceğiz'deyiz. Kardeşimle bir medya ajansımız var. Şu an kardeşim ilgileniyor. Şöyle gösterelim bakın. Drone çekimleri yapıyorlarmış orada. Muğla'da her türlü emlak, gayrimenkul, yaz çekimi, villa çekimi, her türlü çekimi yapıyoruz. Özel amaçlı belki düğün, dernek evet, olur mu? Evet, özel amaçlı çekimler de yapıyoruz. Yer, hava fark etmez her türlü çekimi yapıyoruz. Bize muğla.drone Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Şöyle bakın. Biz de Muğla'da yaşıyorsaydık orada beraber çalışırdık. Keşke biz de birlikte çalışırdık. Neyse belki bir gün burada çalışırız. İnşallah. Tüm Ege bölgesinde çekime geliyoruz. İsteyenler ulaşsınız size burada. Yok efendim deneyim. Vallahi siz de çok iyisiniz. İyi tanıdım sizi. Çok tatlısınız. Sağlık abicim. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Gelirse mutlaka bekliyorum. Bir de Şovlak diye geliyorum. Biz sabah söyledik. Ne yaptık biliyor musun? Tak tak kebabı. Tak tak kebabı. Onu biz bile yemedik galiba. Vallahi biz bile yemedik. Nerede yedik? Yusuf'a söyledim. Onda bitiyormuş. Onda 10.30 bitiyormuş. Yusuf'a söyledim. Dedim erken kalkacağız. Gideceğiz kalktı. Ya sabahınızı etkilenecek biliyor musun? Sabah 7.30'da mı? 7.30 ama onun kahvaltısı etmiyor. Çorbası ama hoşuma gitti. Çorbası ve yani ben internette gördüm onu dedim mutlaka işleme mutlaka onu bir şey edeceğiz. Ya, bakalım hadi kalın. Ayağınıza sağlık çok teşekkür ediyoruz. Hadi aslanım. Ben kafa tokuşumu Pakistan'dan nasıl sarılır biliyor musun? Böyle sarılırlar kalbini duymazsın. Kalbini çarpmasın. Hadi aslanım. Yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Biz de bekleriz. Yolun düşerse Uğur'a gel. Benim oğlumun hemşerisi. İnşallah oğlum da senin gibi olur. Büyünce abisi. Görüşmek üzere. Alırım ben size. Uçacak olanları direkt şey yapacağım. Gel bakayım. Havalar ısındı. Hummalı çalışmalar başladı. Evet. Ya dışarıda hareket yapabilecek olduk mu? Kazanlar ocağı kondu. Tamam artık. Ne oluyor anlatalım mı? Evet. Burada dudumuz var. Dut var. Bu kara dut herhalde. Kara dut. Dün göstermiştik eşeğini. Şimdi sabahtan ben bunu şekerledim. Reçeli oluyor. Of mis gibi kokuyor. Şey mi olacak? Bunlar reçel mi olacak? Reçel olacak. Kara dut reçeli. Evet. Şifa deposu. Pancar şekeriyle şey yaptık, ıslattık. O suyunu saldı. Yavaş yavaş kaynıyor. Bu reçel. Buraya gelelim. Bu da Perşembeden itibaren her gün sarmamız olacak. Çiçek festivalinde. Çiçek festival için. Yapraklarını haşlıyoruz. Biraz sonra da. Yani çiçek festivaline gelenler bu sarmadan yiyebilecekler. Evet. Biz bunları şimdi saracağız, dolapta bekleteceğiz. Her gün taze olarak pişireceğiz. Evet. Yani şimdiden pişirip koymayacağız, kimse yanlış anlamasın. Taze gününde pişecek. Zaten bir gün kaldı zaten. Evet. Geçen sene pazara sarmamız kalmamıştı, duyurulur herkese. Ben de deme. Evet. Bu sene biraz daha fazla yapacağız. Kendi yapraklarımızdan bu arada. Festival için ayırmıştık biz. Ben bunu bir alt geçeyim şöyle. Thank you.
Lan gelme bana. Bu sahne kaçar mı abi? He? Bu sahne kaçar mı? Baksana. Saldırmazlar deme abi bana. Şşt. Maşallah maşallah. Gençler. Gel bakayım. Yok uçu. Yok uçu benim. Gel gel. Gel otu var gel. Otu var ye. Ye ye. Biz bunları yakmaya götüreceğiz. Hadi bakalım. Hadi. Gel, gel. Gel kuş. İnekler özgür. Allah, diken battı. Bir kuşum gel, kaçma. Ay bunların üstüne çıkıp oturabilir misin? Ya. He? Oturtturmaz mı? Ah oh, keyiflerine bakın. Şu an özgür ya, takılıyorlar. Bu özgürlükle kaç gün daha devam edecek abi? Aşağı yukarı bir 10 gün daha. 10 gün böyle takılacaklar. Ondan sonra tamam. Tekrardan geri. Ekim yapılacak buraya. Evet. Nasip olursa dar ekeceğiz. Sıracaklar buraya. Buraya da büyük bir ihtimalle bitirirler herhalde. Mesela şimdi burada yeşilden otlanıyorlar değil mi? Aha. Belli sezonun belli zamanları burada özgür takılıyorlar. Ya bahar mesela iyi oluyor böyle. Evet, sonra mısır yapıyorsun. Mısır büyüyor. Sen mısırı sonra sılaj yapıyorsun. Onu gene yem oluyor. Evet. Ama şu an keyifleri yerinde hareket ediyorlar. Şimdi ocaklık çalı çırpı topluyoruz. Bunlardan kışın kesti günde çalıları kaldı. Hey! Valla telde elektrik olmak gibi bilirlerse bunlar var ya. Kaçarlar mı? Yürüyoruz, tutamayız bunu. Gel. Al. Al. Gel gel. Al. Al bakalım yiyecek misin? Gel gel kaçma lan. Gel. Sen yersin sen. Gel gel gel. Gel lan kaçma. Gel lan kaçma. Bak ne var benim elimde. Gel. Seversin sen bunu. Gel bak sen geliyorum bak sen yiyeceksin sen. Gel kızım. Gel. Sen tanıdın beni gel. Al. 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 Aferin sana, hadi ye. Ye 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 ye, aferin sana. Milka ineği bu, Milka. Aferin. Aferin kızım ha. Aferin. Ye ye. Aferin lan sana. Aferin. Hadi gel, eşlik et bana. Gel buraya. Sen nasıl çoban köpeğisin? Gel. Gel lan. Gel lan. Hadi gel. Koş. Koş 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 koş. Gel. Hadi gel. Gel. Gel lan. Oğlum gelsene. Alışacaksın bak alışacaksın.
bu ineklere bakman gerekiyor. Tamam mı? Kim güdecek bunları? He? Kim sokacak bunları yerine? Şş, bu ineklere senin sahip çıkman lazım. Bak. Hep bekliyorlar bak seni. Sen de inek gibisin zaten. Renkler de uyuyor. Renkleri de aynı sen bak. Tamam mı? Hay bakalım. Ama ezdirme ha kendini. Alışsın abi. Çoban köpeği olacak bu ya. Vallahi bakalım inşallah. Daha küçük ama. Değil mi lan? Daha küçük. Ya. İşte. Alışam. Zaten rengi de uyuyor. İşte. Tam inek rengi değil mi? İşte. Bir tane var doğunca. Mesela ineklerin teli yarsalar da çeviriyordu. Çeviriyor muydu? O içinde var demek ki hayvanın. Evet. Bunlar sürekli oynayacağım böyle. Ay ay inanmıyorum. Neye inanmıyorum? Ne kadar hızlısınız. Bu ne? Aman ya Rabbi. Ellerinize sağlık, harika yapıyorsunuz. Benim de bütün evet, bir nasihat vereceğim. Ellerim buruştu. Buradan gençlere bir nasihat vereceğim. Okumak çare değil. Gençliğinizde yatırım yapmazsanız abi o halde olursunuz işte. O yüzden yaşınız ne kadar gençse yatırım yapın. Alkış. Ha yoksa böyle sabahtan akşama kadar sarma sararsınız. Ya. Ama sarma da sarma. Şimdi sen sarma yapsan, yapmazsan kim sarma yiyecek yani? Düşünsene. Öyle düşün. Anneler. Anneler mi? Anneanneler, babaanneler. Onlar dünya gelsin boşver. Parmak gibi sardı vallahi Kaan. Değil mi? Festivali bekliyoruz. Dolmalar hazır. Baklavalar hazır. Nevin Hanım, Nevin Hanım. Buyurun ne yapıyorsunuz? Hanım. Hiç sormayın, bir şeyler yapıyoruz ama. Aman ya Rabbi, baklavalarımızı hazırladık. Baklavalarımızı hazırladık. Festivale bekliyoruz. Benim el yapımı. Masada he? Masada. Ha, masadakiler de göstereyim. Ateş geçmeden doldurmanı alırsın. Tamam, veriyorum hemen. Yok, dur. Veriyorum. Ata tamam. Veriyor dedim ya. Dedim bir anda oraya dönüş yapmayayım. Gel. Evet. Denizciğimiz hemen. Ayyamı koyayım. Getirdi. Tamam. Of 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 be, ev yapımı baklava. Bunları perşembe bitirmiş olmamız lazım. Perşembeye bekliyoruz hepinizi. Perşembeye mi bekliyoruz? Perşembeye ev yapımı baklavaları bekliyoruz. Tamam. Yemeğe. Evet, herkesi bekliyoruz. Çıkın çıkın herkes. Gelin. Çıkın çıkın gelin. Aman Allah'ım, gözlerim yaşardı. Abdullah abi bize yemek mi yapıyor? Abdullah abi seni mutfakta yakaladım. Ne yapayım? Aç kaldım. Çalışmaktalar. Baksana beni aç bıraktınız bugün. Abdullah abimiz elinin hamuruyla elinin hamuruyla ay ay ne güzel doğuruyor. Bakın bakın. Eskiden mi aşçıydın değil mi? Vallahi ya. Baban da mı aşçıydı Abdullah abi? Öyle derler ya. Ay ay ay. Aç kalınca böyle oluyor işte. Evet, yemekleri hazırlamış. Kahvaltıda bugün baksana hava karardı ya. Vallahi Abdullah abimiz çok gergin, aç kaldı. Hiçbir şey yapamadık. Psikolojisi bozuldu. Psikolojisi bozuldu. Koptu açlıktan. Aman elini doğrama Abdullah abi ya. Abdullah abi ya, nereden öğrendin bu kadar güzel doğramayı? Nereden olacak, evinden? Ay vallahi ne şanslısın ama ya. Ne güzel öğretmiş Nevo'cum benim. Diyorsun. Vallahi diyorum. Hay maşallah. O zaman ben dışarıya gideyim. Bekliyoruz güzel yemeklerini. İnşallah. Artık bu sefer çok güzel olmaz da. Yok yok. Güzel değil galiba. Güzel güzel. Vallahi çok güzel. Doğru. Yani görüntü efsane. Bak, onu söyleyeyim. İki defa yumurta pişirdim. Bir de bu üçüncü yemek pişirsin. Yani bu bugün 23 Nisan. Ömrüm boyunca diyorum, hayatım boyunca bu yaşa kadar üçüncü yemek bir şey düşün. Vay be. İnşallah Allah arttırsın. Amin demeyeceğim. Yoksa benim başım kalır bu iş.
Vallahi bir şey söyleyeyim, sen bu kadar güzel yemek yaparsan ne boş. Bütün yemeği sana kitler söyleyeyim yani. Biraz ince, daha kalın, böyle çirkin çirkin doğru bari. Değil mi? Damla. Bakayım ne varmış menüde. Ay ay ay. Evet. Pilav ciğer. Pilav ciğer var bugün. Ellerine sağlık Altın abi. Benim bağırıyor ilk önce de domates katılır diyor. Ben ilk önce domates attım. Olsun olsun. Öğretiyor bak ne güzel işte. Kızım kırmızı lahana getir. Yok. Getir kızım. Var mı? Yok. O zaman domates getir. Bir iki tane. O zaman ben dışarı çıkıyorum. Baklavaları çekeyim, kaçırmayayım. Kolay gelsin Abdullah abi. Sağ ol, Allah olsun. Süre. Tam sabah 10'da başladık. Akşam 7 oldu. Hala sarıyoruz. Bakalım kaça kadar saracağız. Vallahi şu saat var ya devrildi yemin ediyorum. Parmaklarıma bak. Parmakları değil, benim şu an belim sırtım. Sayılsın. Ha? O ne abi ya? Oha, ona zeytinyağı, zeytinyağıymış. Bugün gelmişim. Of of of, baklavaya bakın. Festival baklavası. Evet. Bir tane ben çatal alıp kontrol edeyim. Çatal! Ne? Çatal. Yok, sen kırma. Kalite kontrol mü? Evet, altının durumunu biraz daha duracak. Kızargınlığı şeylerin bakalım ki altları. Kokusu acaba... çok iyi ama. Odun ateşinde mis gibi. Bundan çıkıyorsunuz beni. Ya hala buraya sabun getirmedin. Biraz oldu. Hayır ya. Oldu o, tamam. Hayır. Devam ki. Olmadı. Sana kim dedi insan? Elin günahı olmaz. Dikkatlice kapar. Çok aşırı iç koymuyorsun. Az koyuyorsun. Az koyun, ince olsun. Dayımlarımızın en iyi esnaflarından yakalandık. Ünsal çok abiyi sarma yaparken yakaladık. Flash flash. Yapma kan. Yapma. Rezil oldum. Arkadaşlar. Şimdi abi, yarın sıkı sarsın. Bize de gel diyebilirler bak sarmaya. Vallahi diyecekler. Yarın çağırma sana bizi sarmacı olarak. Seferber olduk. Kaç kişi değil mi? Çiçek festivali için. Yetiştiriyoruz yani. Sıkı. Gelin el ya sarmalarına. Hele Abdullah abiye bakın. İçeride ciğer yapıyor. Dışarıda sarma sarıyor. Vallahi, kendimi açtım bak. Maşallah nazar değmesin. Uçlardan içine. Dandara 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 dandara. Alemin kralları. Dolma sarıyor. Biz bu hallere düşecek insan mıydık anne? Çok komik gözüküyorsunuz. Kalem gibi be, maşallah kalem. Hey maşallah kalem. Be. Bize mi bakar mısın? Abi, ne kadar güzel oldu bak. Bak baban bak. Gildi vallahi mi? Abi, şuna bakar mısın? Bakar mısın? Şuna bak. Herkes yaptığını gösterebilirsin. Yedi. Ne oldu be? Hadi bakalım. Evet, herkes önüne koysun. Yarışma yapıyoruz. Yarışma. En çok yarışma yapıyoruz. En kaliteli kiminki? Haydi. Nevin bak, bu senin gibi yapıyor. Vallahi yemin ederim, var ya nasıl güzel yapıyor. İlk seferi becerememişler ama şunlar çok iyiler bu konuda. Hadi bakalım biz dinleriz, devam edelim. Hani hep şey diyorlar ya abi, her cümlede kadın gücü, kadın işbirliği. Ya ayak azalar. Ha. Hep biz. Şaka, ben bu işi devir, valla devir bir öğrendim. Vallahi öğrendim. Vallahi öğrendim. Bütün ya. Bayındır insan abi. Doğru yaptım ya gerçek. Abdullah yapıyor seni, sen hala öyle yaparsın. Ben şu an şoklar içerisindeyim. Abdullah 3 tane yapıyor, 2 tane yiyor ama. Yemedim. Ben şoklar içerisindeyim. Onlarda yiyor. Zaten bana çiğ yemesini çok seviyorum. Yiyor çiğ. Yeme aşkım. Bak kalem. Süper. Evet bak kalem. Ama bir dakika şeyi de söyleyelim. Niye? Sarma efsane ama sürpriz bir yiyeceğimiz daha var. Evet. İnşallah başlayabilirsem olacak. İnşallah. Söyleyelim mi? Başlarsak. Söyleme bence. Söyle. Söyleyelim de onun ağızlarının suyu aksın. Yaparken yani. Görsün. Ben biraz sonra başlayayım. Yaparken görsün. Şimdi sen söyle bunu. Hatta olmaz, kendime güvenmem daha.
Doğuluların en sevdiği. Ben teyit ettim, hatta öğlen 3 tane gömdüm. Doğu bölgemizin, değil mi? Doğu bölgesinin en güzel yemeklerinden biri. Nerenin? Acılı. Oh. Bence Adana, Adana bence. Antakya usulü mü oluyor bu? Yani, Antakya'nın mı? Bayındır usulü. Evet. Ama artık Bayındır usulü, biz kaptık, kusura bakmayın. Abi, 3 tane böyle. Ya bu yapalım, yiyor musun? Yutuluyor bunlar. 3 tane alacaksın. Yemin ediyorum, menemen tezisi gibi size. Sıralamış. Bak. Öleceğim gülmekten. Vay. Yeme Abdullah abi, yeme artık, yeter. Ya, lütfen yeme. Karnın ağrıcak. Bırak karnı ağrısın da yeme. Gelenler artık yiyecek ya, onları, sen yeme. Alışkanlık var mı? Ya bakın, hep ya yiyordum ben, dövüyordu bu. Dövüyordu derken. Şöyle diyorum sana. Dövüyordu bu diyor. Acaba ya, benim gözlerimi yaşartıyorsun. Yeme diyordum. Sen yakında baklava da açarsın. Başka? Yemekleri ben yapayım evde. Valla çok ora geçer. Bundan sonra baklava şey... Ya sarmayı sarar. Sarma sarıyoruz dedin ya. Yapma abla. Kızı koruyorum. Hayır. Ben de. Yapma. Bunlar gün gibi otursunlar, sarma sarsınlar. Bir yaz akşamı cırcır böceklerin altında. Sarma böyle sarılır. Bak, benim güzel. Gönlüm sarhoş. Göster, yakından yıldızlar göster. Güzel izliyor. Bak. Güzel sarma bakıyor. Sarmak. Oh, ne hoş. Mutluluktan uçuyor. Yıldızların altında. Sarma saran çıktı benim. Evet. İşler bitti mi hanımlar? Bitmedi de bugünlük bitirdik. Daha ne biter mi yani? Ne yapıyorsunuz? Hiç. Yorgunluk mu atıyorsunuz? Evet. Tatlı keyfi. Ney bu? Lor tatlısı. Ne bu aşkım, söyle. Karadutlu lor tatlısı. Bugün yaptığımız karadut reçeliyle loru birleştiriyoruz, tatlı loru. Tatlı. Şöyle gösterelim. Yani lor tatlısı oluyor öyle mi? Var ya. Ne oluyor bunun ismi, tam ne? Karadutlu lor tatlısı diyor. Aynen. Bir... Lor peynirinin üzerine karadut. Lor peynirini direkt alıyorsunuz, susuz lor peyniri. Üzerine de bizim meşhur karadut reçelimizden. Afiyetle. Bir karadut. PTT binasının yanından, bakın Bayındır Kaymakamlığı'nın tam karşısından giriyorsunuz. Gel. Standımız burada. Bu arabalar olmayacak tabii ki. Bütün arabalar buradan kalkacak. Tam standımız burada olacak. Bu sene farklı bir noktadayız. Şu an kurulumunu yapıyoruz. Bakalım Abdullah abi, Nevin, Gizem, hepimiz geldik. Nasıl olacak abi? Güzel olacak mı? Hayırlısı olsun bakalım inşallah. Yerimiz güzel. Hemen arkada konser alanı var. Bakın şöyle göstereyim. Geldiğiniz zaman buradan konserleri de rahatlıkla izleyebileceksiniz. Buralara masalarımızı atacağız. Burası Bayındır Belediye'mizin binası. Buralara masalarımızı koyacağız. Buraya da stadyum, konserde burada olacak. Hem konseri izleyip hem bizle görüşüp muhabbet, sohbet, gözleme, keşkek, çay, kahve burada vakit geçireceğiz. Güzel bir çiçek festivali geçireceğiz inşallah. Çiçek festivalimizin zaten ana caddesi şu cadde. Demin geldiğim kaymakamlığın önündeki cadde. Bütün standlar, çiçekler buradan böyle aşağı yukarı, yukarıdaki sokaklara falan kurulacak. Bayağı kalabalık olacak. Herkesi bu çiçek festivaline bekliyoruz. Standımıza da uğramayı ihmal etmeyin. Tamam. Aynen. Tamam. O zaman da